Evet, Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonrası Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin Ermenistan'a kitlesel göçü sürüyor. Bölgeden ayrılan Ermeniler arasında sözde Karabağ Cumhuriyeti eski yöneticilerinden Ruben Vardanyan da vardı. Azerbaycan'ın hakkında yakalama kararı çıkardı. Vardanyan, Laçin koridoru üzerinden Ermenistan'a geçmek üzereyken Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada sözde Karabağ Cumhuriyeti yönetimi de tek taraflı ilan edilen ve Ermenistan'ın dahi tanımadığı Cumhuriyet'in bağımsızlığının sona erdiğini ve kendilerini feshettiklerini açıkladı. Bölgeye gideceğiz. Şimdi son durumu konuşacağız. Muhabir arkadaşımız Selim Toprak karşımızda. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Vardanyan'ın yakalanması son derece önemli. Öte yandan tabii oradaki sözde yapıda kendini feshettiğini ilan etti. Senden alalım daha detaylı bilgileri. Evet, dediğiniz gibi artık bölgede her gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son sıcak gelişmeyle başlayalım. Siz de bahsettiniz. Ruben Vardanyan dün Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı tarafından Laçin Koridoru üzerinden bölgedeki Karabağ'dan daha doğrusu Karabağ'dan Ermenistan'a geçmeye çalışırken yakalanmıştı. İşte buna ilişkin yaklaşık bir saat kadar önce bir önemli gelişme daha yaşandı. Vardanyan tutuklandı. Vardanyan terörü finanse etme suçlamasıyla tutuklandı. Açıklamada da terörü finanse etme, yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma ve Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme suçlamalarıyla hakim karşısına çıkartılan Vardanyan'ın tutuklandığı belirtildi. Dediğimiz gibi dün Ruben Vardanyan yakalanmıştı. Önemli bir gelişme sizin de söylediğiniz gibi. Zira artık Azerbaycan tabii sivillere her türlü bölgeyi terk etmek isteyen sivillere her türlü imkan sunuluyor. Ancak savaş suçlusu olan ya da bölgedeki sözde rejimin unsurlarına da göz açtırılmıyor. Bir diğer önemli gelişme de yine bahsettik, haberimizde de vardı. Bu sabah saatlerinde bölgedeki sözde rejimden bir açıklama geldi ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle artık bölgedeki sözde rejim feshediliyor. Bu da beklenen bir gelişmeydi. Zira hatırlanacağı üzere 19 Eylül'de Azerbaycan ordusunun operasyonu 24 saat içerisinde sona ermişti. Başarılı bir operasyondu. Bir gün sonrasında da Yevlah'ta masaya oturulmuştu ve Azerbaycan tarafının bütün isteklerinin kabul edildiği belirtilmişti. Tabii bu isteklerin başında da bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi yer alıyordu. Zira zaten operasyona giden süreçte de hatırlanacak 2 hafta önce yaklaşık olarak sözde rejimin bir seçimi vardı. Bu Azerbaycan tarafını çok sinirlendirmişti. Tabii ikinci şart da bölgedeki terör unsurlarının temizlenip bölgeyi terk etmesiydi. İşte bu da gerçekleşiyor. Öte yandan bölgedeki sivillerin tahliyesi devam ediyor. Azerbaycan her türlü imkanı sağlıyor. Bölgeye yine çok sayıda ikmal yapılıyor. Gıda yardımları devam ediyor. Bunun yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yine açıklamaları vardı. Bölgede kalmak isteyen Ermenilerin her türlü hakkının da güvence altında olduğunu tekrar etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Selim Toprak, tabii bu süreç Güney Kafkasya tarihi bir süreçten geçiyor. Tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Türkiye ve Rusya da devrede. Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ermeni mevkidaşıyla Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Hemen hemen aynı saatlerde Rusya Dışişleri Bakanı da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü. Yani bir çapraz diplomasi söz konusu. Türkiye-Rusya devrede aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da geniş katılımlı bir şeyden çözüm sürecinden söz etmişti. İçinde Türkiye'nin, Rusya'nın, Gürcistan'ın, İran'ın olduğu, Azerbaycan, Ermenistan'ın olduğu Kafkasya'ya yönelik. Nasıl değerlendirmek gerek Rus ve Türk Dışişleri Bakanlarının bu çapraz diplomasi sürecini? Tabii bunu 19 Eylül'deki operasyondan bir gün sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerine bakarak aslında açıklayabiliriz. İlham Aliyev direkt olarak şunu işaret etmişti: artık Karabağ'daki sorunu çözdük, biz Ermenistan'la kalıcı barışa odaklandık şeklinde anlaşılmıştı Ulusa Sesleniş konuşması. Bunun üzerinden düşünecek olursak artık tabii Azerbaycan kalıcı barışı istiyor. Bunun için diplomasi trafiği yapılıyor. Tabii Türkiye devrede, Rusya devrede. Yakın zamanda da biliyorsunuz 5 Ekim'de bir toplantı yapılacak Granada'da. Bu da kritik bir toplantı. Aliyev ile Paşinyan bir araya gelecek. Artık tamamen şu söylenebilir: Azerbaycan tarafı hem entegrasyon sürecine odaklanmış durumda, aynı zamanda Ermenistan'la kalıcı barışı gerçekleştirmek istiyor.
Evet, tüm bu trafik bakalım bölge jeopolitiğini nasıl etkileyecek, takip etmeyi sürdüreceğiz. Selim'den aldık bilgileri.